zavallı herif ya. Her seferinde aynı şey. Ne? Sigarayı bırakmışmış. Ulan diyelim ki ciğerlerini kurtardı. Bu sefer de kafayı yedi gerizekalı. Şşş! Sadıka! Ya be! Kimse sen? Ha? Kız, annen salak! Ne var? Bana bak! Hı. Abin hala evde mi kız? Hayır, ayak altında pek dolaşmayayım diyorum. Çok sinirli de. Evde! Ulan duman altı diye bilardocuya kahveye falan da gitmiyor. Evde bütün gün. Bana bak kız, tırnak yeme. Tırnak yeme. Ya ne yapayım be? 9 yaşımdan beri tırnak yemiyordum. Abi yüzünden. Gene tekim geri geldi. Ne olacak? Şu işin kazması, takoz ot kafa! Bana bak, küfür etme abiye salak! Ne o öyle? Sanki dostuyla muamelede anlaşamamış, fena evde çalışan kötü kızlar gibi gel. Daha dur, kendimi de jiletleyeceğim. Ulan baksana ya, 2 günde sıkıntıdan her tarafımda çuvallar çıktı. Ne o? Abim sigarayı bırakıp saatine kavuşacak. Ulan evi akıl hastanesine çevirdi be. Sen odana kapandın. Ben tekrar tırnak yemeye başladım. Kolonyalı sular içiyorum. Ulan o fena evlerde çalışan kötü kadınlar bile bizden daha huzurludur ha. Sıtıka, yavrum. Ne be ne? Yeme tırnaklarını, yeme kız. Yiyeceğim işte. Zaten tırnak falan kalmadı ki parmaklarımı yemeye başladım. Yüzük parmağı hariç hepsini yiyeceğim. O da evde kalmayayım diye. Sıtıka! Saat kaç oldu kız? Kız söylesene saati. Sıtıka yavrucuğum bak. Yapma öyle, yapma. Abi sesleniyor Sıtıka. Aa, çocuk 1-2 gün sonra tekrar sigaraya başlar, rahatlar. Allah Allah! Ya aile saadetimiz için bari idare et. Ya saadet filan dinlemem, tamam mı? Kızım bana bak. Yani bir gün evleneceğim beyin de böyle içkiyi, sigarayı bırakma krizlerine falan girer. Hayır, burada kadına düşen görev idare etmektir, değil mi? Ha? Hadi yeme şu parmaklarını da cevap ver abine. Lan başlayacağım abine de, saatine de. Kız, saati söylesene. Kaç oldu şimdi? Kovma kolay. Kovma kızı gel. Kızı gel.